dostlarım, selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer yine WoW'dayız. İlk season'ın başlangıcı nasıl geçti diye sormak istiyorum sizlere. Umarım güzel bir başlangıç yaptınız. Umarım her şey yolunda gitmiştir, keyifler yerindedir diye umuyorum. Bana soracak olursanız arkadaşlar, benim keyfim gayet yerinde. Yani bu expansion'da gerçekten beklediğimden çok çok daha hızlı bir şekilde item level seviyemizi yükseltiyoruz. Gold'umuzu kasmaya devam ediyoruz. Yani her şey gayet güzel gidiyor. Özellikle bu dev olayları muhteşem. Yani size şu kısa bir şekilde şöyle bahsedeyim. Dün işte sabah erken kalktım. İş başlamadan önce bekledim serverların işte geri gelmesini, bir de hani season başlaması falan. Sonra da gittim birkaç tane dev yaptım. Hatta şurada şu şekilde göstereyim. Birkaç tane dev yaptım. Ardından da akşam olunca tabii iş bitince, mesai bitince birazcık daha kastım. Birazcık daha işte Valor Stone'ları falan harcadım. Şu anda zaten görmüş olduğunuz gibi sadece üstümde 12 tane Valor Stone var ve de şu anda yemek molasında olduğum için rahat bir şekilde şu videoyu hazırlamak istedim sizin için. Şeyde, devlerde artı 8 yaptığınız takdirde, burada da zaten göstermiş olduğu gibi 616 seviyesinde hero item'e sahip olacağız. Raid'i de tamamladım. Komple. Normalde tamamladım. Bir pack buldum. Onlarla girdim. Ve görmüş olduğunuz gibi burada da şeyden, Great Vault'tan, yani haftaya çarşamba günü açıldığında 597 item level seviyesinde item alacağız. Devlerde bu tabi 616 olduğu için devler bana çok daha cazip geldi. Hem mesela burada ne diyor? Diyor ki improve to item level 610. Yani eğer heroic'te bütün raid'i tamamlarsam o zaman vault'tan alacağım item 610 level. Bir de bir tane mythic 0 yaptım. Mythic 0, hani mythic'leri dostlar açıkçası hiç beğenmedim. Sebebi de çok fazla gereksiz mekanik var. Yani şöyle söyleyeyim size. Blizzard şöyle bir duyuru yapmıştı. Mythic 0'lar Mythic 10'lara benzeyecek. Ve son boss'larda özellikle gerçekten çok çok gereksiz mekanikler var. Bir grupla, bir partiyle Arakara Dungeon'ını Mythic 0'da tamamladım. Ama son boss gerçekten çok can sıkıcı, çok fazla mekanik var. Ve tabi insanlar bu mekaniklere uymayınca haliyle vibe kaçınılmaz. Raid'e gelecek olursak, raid yine klasik bir şekilde. Yani ben zaten önceki videolarda da zaten görmüş olduğunuz gibi raid'leri çok fazla destekleyen bir insan değilim. Özellikle taktiklere vesaireleri uymayan insanlarla birlikte girdiğiniz zaman çok çok yani uzun sürüyor. Gereksiz uzun sürüyor. Ve tabi sahip olacağınız itemler de o kadar şey olmuyor yani. Çok daha üstün bir raid'e girmedikten sonra şu anda görmüş olduğunuz gibi item level seviyesimi de 600'e getirmiş bulunmaktayım. Yani raid'de de güzel itemler toplayabildim. Yani şansa denk geldi. Şuradaki görmüş olduğunuz gibi iki tane set parçası var ama iki tane set parçası da raid'den düşmedi tabi. Öyle bir şansım yoktu. Fakat bir tanesini raid'den düşürdüm. Eldiveni raid'den düşürdüm. Bir tanesini de buradaki Dongal'daki şuradaki Catalyst'ten, aynı şeydeki sistem gibi, Dragonflight'taki sistem gibi. Burada mesela bunu koyduğum zaman, şu anda tabi bir tanesini harcadığım için şu anda yok bundan. Ama bunu buraya koyduğum zaman bunun şeyini tier set olarak dönüştürme şeyine sahibim, şansa sahibim. Bu tabi ya daha önce söylemiştim, ya her hafta ya da her iki haftada bir yenilenecek. Yani oradaki şeyleriniz birikecek ve bu aynı zamanda alt karakterlerinize de geçecek. Yani eğer daha alt karakteriniz yoksa bile ve daha sonra kasarsanız bile, oradaki o zımbırtılar o alt karakterlerinize geçmiş olacak. Level 80 olduğunuz zaman, ne bileyim, böyle işte birkaç parça falan topladığınız zaman, normal item de olabilir bunlar. Orada set haline getirebilirsiniz. Böylece karakterinizin hem DPS'ini arttırmış olursunuz hem de set parçaları neticede bazı klaslarda, her zaman değil, güzel duruyor, hoş duruyor. O şekilde de onu tamamlayabilirsiniz. Devlere de tekrar geri dönecek olursam arkadaşlar, bakın. Bende şimdi şöyle bir durum var.
Benim branımı ben level 21'e kadar kastım. Ve bunu şimdi nasıl kasarsınız hızlı bir şekilde? Haritayı açtığınız zaman ben şu anda hani tamamladığım için hani sabah tamamladığım için şu anda bende muhtemel açık bir yer yok diye tahmin ediyorum. Aynen. Bende şu anda açık bir yer yok. Hani böyle bountiful devlerden falan bahsetmiştim. Böyle parlıyor bu devler. Bunlar parladıkları zaman oraya girdiğiniz zaman etrafta böyle küçük kutucuklar falan var, tamam mı? O küçük kutucukları da toplarsanız bunlar da bir bonus experience kazandırıyor sizin branınıza. Onu bu şekilde hızlı hızlı kasabilirsiniz. Ben uzun müddetçe branımı damage olarak kastım. Yani yanımda bir damage dealer'ın olmasını istedim. Ama artı 7'den itibaren moblar, yani mobların bu özellikle büyü atan moblar çok fazla vurmaya başladığını hissettim. Bilmiyorum bu bir hata mı veya gereksiz bir parantez içinde söyleyeyim zorluk mu? Yani kasıtlı mı yapıldı bilmiyorum. Ama sanki birazcık gereksiz. Çünkü melee damage'ler o kadar çok hasar vurmuyor size. Yani onu çok rahat bir şekilde hangi karakteri oynuyorsanız bilmiyorum ama mesela ben Fury Warrior'ımla çok rahat bir şekilde auto heal yapabiliyorum. Yani kendimi healiyorum, şey yapıyorum, potlarımı kullanıyorum vesaire. Yani orada bir sıkıntı yaşamıyorum. Sadece dediğim gibi eğer mesela birden fazla mopa daldığınız zaman ve birden fazla mopa daldığınız takdirde tabii hepsi aynı anda büyük kullandığı zaman bunun hemen hemen kaçınılmaz son olur ve de belli başlı bir seviyede zaten sağda göreceksiniz devlerinizi yaparken bir şey barı olacak, bir can barı mı diyeyim artık, HP barı mı diyeyim, yani böyle hani olur ya böyle bir mini game oynadığınızda işte 5 canın vardır, hepsini harcadığın zaman game over olur. Orada öyle bir şey yok, game over yok, hala devi tamamlayabilirsiniz. Sadece sondaki ödüller, yani o kutucuklar içinden çıkan işte zımbırtılar, onların hem miktarı hem değeri hayli bir azalıyor. Tabii ki bu şey için geçerli değil dostlar. Bountiful devler için, yani şeylerinizi kullandığınız zaman, bu Restored Coffer Keylerinizi kullandığınız zaman onlar için geçerli değil. Onda yine hangi seviyeye girecek olursanız olun, ona göre item level seviyesindeki item çıkıyor. Bunu bilin yani. Bir de tabi bu devlerde mesela böyle haritalar falan çıkabiliyor. Bu haritalar zaten okuduğunuz gibi mesela diyor ki ne diyor işte tier 8 diyor. Diyor ki bir sonraki tier 8'in bountiful hani devre falan girdiğin zaman ya da tabi bu şey için de olabilir yani normal dev için de olabilir de ben bunu genelde bountiful devde kullanırım eğer kullanacaksam. Orada bir tane daha kutucuk olacak ve o kutuyu komple hani şey açabileceğim. Bunu tabii aktif hale getirmem gerekiyor. Şu an daha aktif hale getirmedim. Bir de mesela burada görmüş olduğunuz gibi devlerden bir takım itemler aldım. Bunları daha takmadım ve takmaya da düşünmedim. Şimdi mesela bu var ki tamam veteran üstümdeki adventure hani veteran daha iyi. Onu yükselttiğim zaman tabii ki de item level seviyemi yükselecek ama ben size daha önce ne demiştim? Her şey item level değil. O yüzden de şu anda daha bekletiyorum. Hani olur da ya haftaya kutudan veya bu bountiful devlerden daha güzel şeyler istediğim statlarda bir şeyler çıkarsa ona göre de upgrade ederim. Şu anda zaten komple şeyde bu Valor Stone'ları falan da tükettim. Bekliyorum yani onları da tekrar kasmaya. Ona göre de tekrar bakacağım durumu. Ama genel olarak arkadaşlar hani şöyle bir toparlayacak olursam muhakkak devlerinizi yapın. Yani bu özellikle bu bountiful devlerinizi yapın. Baktınız ki zorlanıyorsunuz. Hani mesela diyelim ki şansınızı işte bountiful devde harcamak diyelim ki buradaki hani iki tane dev var ya bu haritada pardon üç tane zaten varmış. Girdiniz artı 5'e mesela girdiniz tamam mı? Burada baktınız. Her şey çok güzel, her şey çok yolunda. İlerliyorsunuz süper. Yani hiçbir sıkıntınız yok. Sonra burada bir tanesi şey bountiful diyelim. Lan mouse bir durmadı. Şuradaki bountiful diyelim ve buradaki normal yani dümdüz tamam mı? Ne yaparsınız? Diyelim ki artı 7'ye mi gireceksiniz?
Buna bir giriş yaparsınız, bir bakarsınız, bir tartarsınız karakterinizi nasıl ilerliyorsunuz diye. Baktınız ki hiçbir sıkıntınız yok, hiçbir sorununuz yok. Aynı şekilde buraya da girebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani şeyden endişelenmenize gerek yok. Eğer ki artı 7'ye girdiğiniz zaman veya artı 8'e girdiğiniz zaman zorlanırsanız ve işte ölürseniz hani hiç moralinizi falan bozmayın. Gerçekten tamamladığınızda o şeyle key'le açtığınız sandıklardan zaten güzel item çıkıyor. Bir de mesela ben şunu da fark ettim. Hani bu devlerden işte şeyler düşüyor. Siz söyleyin, bu upgrade edeceğimiz malzemeler falan düşüyor, tamam mı? Bunlarla da baktığımız zaman mesela şimdi Adventure'da bakalım, mesela Mythic'te hazır Mythic açık. Raid'de Mythic mesela en son, veya işte bak burada diyor ki very rare diyor, tamam mı? Yani 6'da 6 Mythic olduğu zaman 639 item level'lik bir item düşüyor, tamam mı? Yani bu Mythic itemlerimizi upgrade ettiğimiz zaman Raid'de karakterimiz 639 item level oluyor. Şimdi siz diyelim ki Heroic yani Heroic'i komple topladınız. Buradaki ulaşabileceğiniz maksimum seviye 626. Yani bütün set parçalarınız, daha doğrusu bütün itemleriniz eğer heroic olursa, ki devler sayesinde zaten çok rahat bir şekilde olur. Böylece karakterinizin item level'i 626 olur. Ondan sonra ister işte dediğim gibi Mythic Dungeon'da başarı mı kovalıyorsunuz veya ne bileyim Mythic Raid mi kovalıyorsunuz, ne kovalıyorsanız kovalayın. Yani zaten hani Hero'yu da geçtim. Champion setlerle de, yani champion'ınızı tamamen, bu hani champion dediysem hani bu item, diyelim ki champion'ı fullediniz, tamam mı? 8'de 8 yaptınız. O zaman da bile gerçekten makul bir item level'e sahip olursunuz. Burada gösterelim. Bu değil. Şu olması lazım. Ha, bu 6'da 8 upgrade etmiş. Yani 600 ne oluyor? Full 6 artı, aman, 6 çarpı 6 yaptığımız zaman ne olur? Dur, hatta şuradan bakabiliriz. Şu anda tam aklımda değil. Doğru bilgi verelim. Hani bir varsayımda bulunmayalım. Hemen şuradaki şeyden bakalım. Koyalım silahımızı. 8'de 8 yaptığımız zaman champion setimizde 619. Yani totalde 619 item level'e sahip bir karakterimiz olur. Ve bu şu anki dışarıdaki content için olsun, yani tek başınıza oynamak istiyorsanız gayet yeterli. Mythic Dungeon'lar için gayet yeterli. Daha sonra zaten upgrade ede ede işte yeni şeyler bula bula, dediğim gibi yani hiçbir sıkıntı olmaz. Ki bu şeyde görmüş olduğunuz gibi tekrar göstereyim, eğer atladıysanız veya kaçırdıysanız. Dev'de 8'i yaptığınız zaman zaten 616 item, yani item'e sahip olursunuz. Onu da 8-8-8 yaparsanız devamlı boyunca bunları upgrade edersiniz. O bountiful şeylerde, bountiful devlerde zaten her 24 saatte bir yenileniyor. Yani haftalık falan da değil. Onu beklemiyorsun. Sadece vault'tan çıkan, yani greater vault'tan çıkan item'i bekliyorsunuz. Bir de geçen videoda size çok kısa bahsetmiştim. Buradaki Zekvir Slayer var. Buradaki yani bir tane boss'tan oluşuyor. Yani şey düşünün. Yani geçen sefer de örneği vermiştim de birazcık farklı tabii, o bayağı farklıydı. Mage Tower örneği. Ama burada da hani şey benzeri. Hani bir tane boss var abi, tamam mı? Bu boss'un da belli başlı, yani bayağı yüksek bir canı var ve artı 8'den oluşuyor ve birkaç tane mekaniğe sahip bu boss. Özellikle bazı atakları var ki size direkt tek atabiliyor. Yani onlardan kaçmanız lazım. Aynı zamanda add spawnlıyor. Yani yan mob spawnlıyor kesmeniz gereken. Ama dediğim gibi ben zaten bu yüzden benim branımı healer olarak ayarladım. Sadece bu boss için değildi bu. Aynı zamanda artı 8'ler içindi. Çünkü hani moblara dalıyorsunuz. Diyelim ki 2-3 tane mob birden bir spell size karşı kullandığınız zaman bir bakmışsınız bütün canınız neredeyse inmiş oluyor. Bu nedenle de dediğim gibi yanıma Bran'ı healer olarak ayarladım ki hani kaçırdığım bir an olursa veya dikkatsizliğime denk geldiyse hemen o şeyden kurtulayım diye, o pozisyondan kurtulayım diye, ölmeyeyim diye böyle bir geçiş yapmak istedim. Burada zaten hani hangi şeyi, idolu kullandığımı, hangi reliki falan kullandığımı da görüyorsunuz.
Bu şekilde ilerliyorum. Yani güzel bir başlangıç oldu arkadaşlar. Yani bilmiyorum şimdi önümüzdeki günlerde bilgisayara God of War falan gelecek. İşte FIFA hemen işte FC Sports 25 gelecek. Yani bir ton bir şeyler geliyor da geliyor. Yani onlara da bakmak isteyeceğim tabii. Oldukça memnunum. Yani ben bu kadar hızlı dediğim gibi beklemiyordum level kasacağımızı. Aman işte item levelimizi kasacağımızı. Çok çok rahat oldu. Her zaman söylediğim gibi dostlar, bakın bu lafımı unutmayın. Gerçekten bu oyun gittikçe kolaylaşıyor ve kolaylaşmaya da devam ediyor. Yani bunda inanın ki zor bir şey yok. Yani hiç merak etmeyin. Yani siz de yaparsınız. Burada noktalayayım artık arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.